Sevgili radyo dinleyicileri, bugün Artvin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin organizasyonu ile 69. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası etkinliği kapsamında ilimizin tek radyosu olan 08 FM'de halen önemli hastalıklar içerisinde gündemini koruyan tüberküloz yani verem hastalığı hakkında farkındalık eğitimi yapılacaktır. Her gün hastalık gündemde olsa da 4-10 Ocak arası verem haftası olarak farkındalık açısından bir kez daha işin uzmanı tarafından halkımızı bilinçlendirmek için canlı yayın konuğumuz Verem Savaş Dispanseri Doktoru Doktor Volga Ulaş Ercan şu anda canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Doktor Bey. Hoş bulduk. Radyo programını dinlemek ve canlı yayına katılarak soru sormak isteyen dinleyicilerimize telefon numaraları vermek istiyorum. İlimizden arayacaklar için 212-70-71 ve 68-56, il dışından arayacak dinleyicilerimiz için 0466-212-70-71 veya 68-56 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. Radyo linkimiz ise www.08haber.com. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği her özel gün haftada olduğu gibi verem haftasını da unutmayarak siz halkımıza farkındalık sağlamaktadır. Ben sunucunuz Halime Tuylu, doktorumuz Volga Ulaş Ercan canlı yayını başlatıyoruz. Ocak ayının ilk haftası verem hakkında bilinçlendirmek amacıyla her yıl verem yani tüberküloz haftası olarak değerlendiriliyor. Öncelikle isterseniz verem hastalığı nedir ile başlayalım. Verem eski ismi rengi hastalık halkımızın dediği gibi mikobakteriyum tüberküloz mikrobunun bulaşmasıyla oluşur. Genelde akciğerlere yerleşir ancak lenf bezleri, karın, kemikler, böbrekler bu tarz organları da tutabilir ve havayoluyla yayılır akciğerlerde tutulduğu zaman. Öldürücü bir hastalıktır ama tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Peki görülme sıklığı nedir Doktor Bey? Görülme sıklığı dünya nüfusunun %2'si bu tüberküloz basiliyle enfektedir. Her yıl 8.7 milyon insan bu hastalığa yakalanmaktadır. 2 milyon insan ise hayatını kaybetmektedir. Yani hala çok önemli bir hastalık dünya çapında da. Türkiye bu hastalığın çok sık görüldüğü bir ülke. Şu an Artvin'de 2015 yılında bu tedavi alan toplam hasta sayımız 41'di. 2016 yılında hala tedavi alan hasta sayımız ise 14. Evet. Bulaşma yolları hakkında bilgi verebilir misiniz bizlere? Bulaşma yolu hastalığa sebep olan mikrop genelde hava yoluyla bulaşıyor. Yani damlacık yoluyla dediğimiz şekilde. Yani genelde solunum yoluyla bulaşıyor. Ancak çok nadir olsa da sığırların sütüyle de bulaştığı söylenmekte ama çok nadir. Evet. Mutlaka her hastalıkta olduğu gibi verem hastalığında bizlere uyarıcı belirtileri vardır. Nelerdir peki bunlar? Bu verem hastalığı sinsi bir hastalık ve yavaş ilerleyen bir hastalık. Yani belirtileri hani çoğu insanda normalde görülen hani çok basit bir üst solunum enfeksiyonu ya da gripal bir enfeksiyon gibi gelişiyor. Yani halsizlik, kilo kaybı, öksürük, onun için bitkinlik, balgam, öksürük. Bunlar, daha çok öksürük ve balgam bizi bu konuda uyarıyor ama yani aylar sürmesi gerekiyor. Yani bir iki aydır süren bu belirtiler bizi uyarıyor, alerte ediyor. Başka yani bunlar akciğer ve solunum yollarını tutan tüberküloz için geçerli. Onun dışında akciğer dışı organ tüberküloz dediğimiz de var. İşte karın tutan, böbreği tutan, kemiği tutan. O zaman da o organlara göre semptomlar, işte idrarda kan gelmesi, kemik ağrısı, karın ağrısı şeklinde semptomlar da olabiliyor. Yani öncelikle belirtileri kısa süren öksürükleri de daha fazla uzun süren öksürükler olarak ciddiye alınması gerektiğini ve ilimize de mevcut olan Verem Savaş Dispanseri bu konuda hizmet veren bir kurum olduğu için böyle uzun süreli öksürüğü devam eden veya işte bir öksürürken ağzından kan gelen hastalarımızın özellikle Verem Savaş Dispanseri'ne başvurmalarını gerekmektedir diyoruz. Evet, aynen. Peki tanı konması için neler gerekmektedir? Nasıl tanı konuluyor verem hastalığının teşhisi için? Verem hastalığının tanısını genelde vücut sıvılarında bu tüberküloz basilinin gösterilmesiyle koyuyoruz. İşte idrar olur, beyin omurilik sıvısı dediğimiz sıvı, balgamda, mide sıvısında bu basili göstermekle koyuyoruz. Onun dışında organ tutumlarında, o organ biyopsisinde işte bu verem hastalığına dair organlardaki değişikliklerle de tanıyı koyabiliyoruz. Ayrıca bir de
hani hasta yakınlarından, yani hastayla uzun süre aynı ortamda bulunmuş insanlardan da biz PPD diye bir test istiyoruz. Bu bir deri testidir. Bu PPD testi hani şeyi göstermez, hastalığın olduğunu göstermez ama o basilinin vücutta bulunduğunu gösterir. İşte biz o hasta yakınlarına, yani temasta bulunmuş insanlara bu testi yapıyoruz. Eğer pozitif çıkarsa hastalık için daha fazla, daha ileri araştırmalar yapıyoruz. O zaman şu anda Verem Savaş disparislerinde balgam kültürü, PPD testi, akciğer grafisiyle bu tanı konuluyor. Gerekirse ileri tetkik için sevk ediliyor. Evet, aynen öyle. Peki. Ailede tüberküloz hastası varsa diğer aile fertleri de risk altında mıdır? Bulaşma olur mu? Yani kesinlikle. Zaten dediğim gibi yani solunum yoluyla, hava yoluyla bulaşıyor ve bu tüberküloz hastalarının özellikle aile yakınları ve aynı ortamda uzun süre kalan insanlar büyük risk altında. O yüzden biz onları da zaten ulaşıyoruz. Eğer halkımızdan da böyle etrafında insanlar olan varsa lütfen Verem Savaş dispanserine gelsinler. Çağrıda bulunuyorsunuz. Evet, peki. Belli bir süresi, yani belli bir kuluçka dönemi var mıdır? Kuluçka dönemi var. Yani biz kuluçka dönemi öncelikle açıklayalım. Kuluçka dönemi mikrobun vücuda girdiği andan itibaren belirtilerin başlamaya başladığı, yani hastalığın başlamaya başladığı süreye biz kuluçka dönemi diyoruz. Tüberküloz için bu çok geniş bir alanda ilerliyor. Yani 1-2 ay da olabilir, yıllara da varabiliyor. Yani o yüzden net bir şey söylemek mümkün değil. Evet. Peki tüberküloz açısından risk altında olan kimlerdir? Tüberküloz açısından risk altında olanlar özellikle demin dediğimiz gibi hasta kişiyle aynı evde yaşayanlar ve uzun süre aynı ortamda kalacak olanlar. Kanser, AIDS gibi bağışıklık sistemini kötü etkileyen hastalıklar bulunması hastada. Onun dışında hastalığın yaygın olduğu ülkeler tabii önemli. Toplu yaşanan yurt, hastane, mesela askeriyeler, kahvehane gibi ortamlar bu açıdan çok önemli. Beslenmesi bozuk, kötü alışkanlıkları olanlar, yani kendine dikkat etmeyen insanlar da çok daha fazla görülüyor. Ayrıca alkol ve madde bağımlılarında da bu risk çok fazla artmış durumda. Peki bu bulaşma yolları böyle herhangi aynı içeceklerden ya da aynı bardak, aynı çatal kaşık, aynı havlu, bunlardan bulaşma söz konusu mu? Yani dokunma yoluyla tüberkülozda bulaşma yok. Yani ana sebep solunum yolu, yani hava yoluyla. Solunum yoluyla bulaştığı için aynı ortamda bulunan insanlar aynı havayı soluduğu için bulaşması çok fazla. Evet. Tedaviye geçmeden önce tekrar kendimizi dinleyicilerimizi tanıtalım. Özellikle radyoyu yeni açan dinleyicilerimize Verem Savaş Doktoru Volga Ulaş Ercan canlı yayın konuğumuz. Verem hastalığı hakkında bizleri bilgilendiriyor. Canlı yayına bağlanıp direkt işin uzmanına sorularınızı sorup doğru cevapları doğru kişiden alabilirsiniz diyor. Ve Verem hastalığının tedavisi var mıdır? Varsa nasıl yapılmaktadır? Verem hastalığının tedavisi var. Bu verem hastalığının en az 6 ay ilaç tedavisi kullanmak zorundalar. Ama bu tabii yani mikrobun direncine, hastalığın şiddetine göre 12 ve 24 aya kadar da uzayabilir. Verem ve savaşta yani bu hastalığın tedavisinde ilaçları muntazam kullanmak çok önemli. Yani doktorunuzun dediği gün ve saatte belli bir o sürede, hastalığın dediği sürede bunu kullanmak lazım. Yani bazı hastalarımız oluyor çünkü hani 2 ay kullanıyor ilacı, sonra belirtiler biraz hafifleyince ben iyileştim artık bana bir şey olmaz diyor ama öyle olunca bu sefer hem tekrar hasta oluyor hem de bu sefer direnç kazanıyor ve tedavi çok daha azıyor, çok daha fazla ilaç kullanmak zorunda kalıyor. Bu yüzden hani bu konuda hastaların dikkat etmesi gerekiyor. Ayrıca hasta olanların hani kendine de, yani sadece ilaca değil kendine de bakması lazım. Hani iyi beslenmesi, düzenli bir hayatı olması, böyle yani kötü alışkanlıkların olmaması, bağışıklık sistemini güçlü tutacak besinlerle beslenmesi, özellikle C vitamini gibi. Ve özellikle yani hasta olan insanlar, biz normalde ilaç tedaviye başladığımız ilk 2 haftadan sonra bulaşıcılık ortadan kalkıyor hasta birey için, ama o ilk 2 hafta çok önemli. O ilk 2 hafta çok fazla kişiye bulaştırabilir hasta insan. O yüzden o 2 haftada esrafına bulaştırmaya dikkat etmesi gerekiyor. Hani maskeyle olsun, çok fazla kapalı ortamlarda, insanların olduğu ortamlarda bulunmaması lazım. Hani biz ilacı bir yere kaybediyoruz ama hastanın da kendine dikkat etmesi lazım bu konuda. Yani şöyle diyoruz, sadece kendi sağlığınızı değil toplum sağlığını da düşünmek zorundasınız. Kesinlikle. Çünkü ilk 2 hafta bulaşma söz konusu olduğu için bilinçli olmak lazım. Sadece benim hastalığım beni ilgilendirir diye düşünmemek lazım. Toplumun sağlığını da düşünmek zorundayız diyoruz. Kesinlikle. Ve şuna da özellikle siz az önce söylediğiniz dikkat çekmek istiyorum tekrar. Demek ki şu oluyor,
düzensiz ilaç kullanan ya da ilaç kullanımını tamamlamayan hastalarda ilaca karşı direnç gelişiyor. Aynen, kesinlikle öyle. Yani bunun için de ne yapmak gerekiyor? Tedaviye başladıktan sonra yarım bırakmadan, aksatmadan doğru tedaviyi yapmak gerekiyor ki bu hastalıktan tamamen kurtulsun. Evet, aynen öyle, kesinlikle. Yani çünkü bu ilaçları düzgün kullanmadığı için hastalar gerçekten çok dirençli tüberkülozlar oluşuyor. O yüzden hani tedavisi çok kolay olan belki bir hastalık çok zor bir duruma geçiyor. Evet. Peki diyelim ki size hasta geldi, doktor bey dedi ki ben ilaçlarımı düzenli kullanıyorum. Siz bu hastaya güvenecek misiniz? Yoksa bu tedavinin bir takibi var mı? Varsa takibini kim yapıyor? İlaçlarını içiyor mu? İyileşmesi var mı? Bunun takibi var mıdır? Evet, çok güzel bir yere değindiniz. Bizim tüberkülozda DGT diye bir mekanizmamız var. Doğrudan gözetimli tedavi diye. Bu doğrudan gözetimli tedavi bu hastanın ilaçlarını doğru düzgün içiyor mu? Yani gözetiminde gününde ve saatinde içiyor mu? Ve bu durumu da kaydedilmesi anlamına geliyor bu DGT dediğimiz tedavi şekli. DGT açılımı doğrudan gözetimli tedavisi. Evet. Bu doğrudan gözetim tedavi gözetmeni de hastanın bu ilaçları zamanında aldığını, alıp almadığını kontrol ediyor ve bunu kayda geçiren kişidir. Bu ülkemizde doğrudan gözetim tedavi gözetmeni olabilecek kişilerin önceki sırasına göre şöyle. Birinci sırada Verem Sağlık Dispanseri çalışanları var tabii ki. İkinci sırada aile hekimleri, toplum sağlığı merkezi çalışanları, işte diğer sağlık çalışanları, diğer hastane hekimleri ya da eczacılar olabilir. Belediye sağlık işleri görevlileri, evde bakım hizmetleri çalışanları, tutuklu ve hükümler için tabii cezaevi revir çalışanları, diğer kamu çalışanları oluyor. Mesela öğretmenler, imamlar, muhtarlar, iş yeri çalışanları ve en sonunda aile bireyleri. Daha sonra hani bu alınan kayıtlar, bu insanların aldığı kayıtlar Verem Sağlık Dispanseri'nde kontrol edilir. Yani ne kadar almış, ne kadar bu tedavi doğru düzgün yolunda gidiyor şeklinde. Artvin'de şu an tedavi alan bütün hastalar doğrudan gözünün tedavi altında. Yani düzgün bir şekilde ilerliyor sistem. Peki diyelim ki Verem Savaş Dispanseri'ni hani herkes bilemeyebilir ne iş yaptığını, hangi hastalıkla ilgilendiğini. Ama zaten Artvin Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniğine başvurulduğu zaman da yine sizlere yönlendirme yapılıyor bu hastalar teşhisi konduktan sonra. Onun için Artvin'de böyle bir imkan varken, Verem Savaş Dispanseri gibi bir kurum varken, orada hizmet veren tüm sağlık camiası varken, dediğimiz gibi böyle bir hastalıktan şüphe edenler, dileriz ki olmaz tabii ki ama olursa da bunun tedavisinin mümkün olduğunu söylemek istiyoruz. Ve verem hastalığı halen gündemde. Peki korunma yolları var mıdır? Korunma yolları var tabii. Özellikle aşı, en yaygın olan aşı. 2 aylıkken alıyoruz biz bu verem aşısını. Onun dışında hani çevresinde verem hastası olanlar veya hani bu konuda şüphesi olanlar da hani gene Verem Sağlık Dispanseri'ne veya dediğiniz gibi hastanedeki göğüs hastalıkları bölümlerine başvurarak hani bakabilir duruma. Çünkü hani olabiliyor bu verem hastalığı. Çünkü normal semptomlarla geliyor. Yani dediğiniz gibi bitkinlik, halsizlik. Eğer aylardır süren bu semptomları varsa dediğim gibi en yakın sağlık kuruluşuna, Verem Sağlık Dispanseri'ne ya da hastaneye başvurması gerekir. Onun dışında mesela hani dediğim gibi hasta yakınları özellikle gelmesi gerekiyor. Çünkü biz hastalık oturmadan belki onlar 6 ay değil de çok daha kısa 1 ya da 2 aylık ilaç tedavisiyle o hastalığın oluşmasını engelleyebiliyoruz. Hani temas olan insanlar için de. Onun dışında daha önce dediğim gibi hani düzenli bir yaşam, düzenli beslenme, alkol ve madde bağımlılıklarına uzak durma, iyi dinlenme. Genel olarak bahsedebileceğimiz şeyler bunlar, önlemler bunlar. Sigara bildiğiniz gibi zaten çok zararlı. Onu kesinlikle içmemesini öneriyoruz. Sadece hastalar için değil, zaten bütün toplum içinde. Onun dışında evlerin havalandırılması ve güneş alması çok önemli. Çünkü bu tüberküloz basili gerçekten güneş onun için çok zararlı. Bu yüzden evleri havalandırmak, özellikle güneş alan yerlerde oturmak, oturabilecek tabii varsa durumlar. Güneş alması özellikle çok önemli evlerin. Onun dışında bir sürü insanın bir arada yaşadığı yerler çok tehlikeli. Toplu yerler. Toplu yerler. Kahvehaneler. Kahvehaneler, yurtlar, yani okullar da buna tabii ki bir askeri yerler. Bunlar çok önemli. O yüzden bu tarz yerlerde işte sürekli havalandırmak çok önemli. Havayı, hava sirkülasyonunu sağlamak. Böylece hani en azından korunmaya çalışabiliriz tüberkülozdan.
Evet, aslında yani öyle bir imkan yoksa bile, evleri güneş almayan kişiler varsa bile evlerini havalandırarak, hijyen koşullarını sağlayarak ve kendilerini gün içindeki güneş ışığından faydalanmak üzere dışarıda ufak bir yürüyüşle bunu bile almaları yeterlidir diye düşünüyorum. Ve verem hastalığından gerçekten özellikle bu kış ayları değil mi? Gidilecek, yapılacak doğa, açık hava olmadığı için şu anda havaların soğukluğu nedeniyle herkes evlerde, toplu yerlerde, kahvehane, pastaneler gibi yerlerde bulunmak zorunda ve aynı havayı teneffüs etmek zorunda. Ben şu an mesela gribim. Ben gittiğim bir yerde oturuyorsam benim aksırık tıksırığımdan oradaki hava yoluyla bütün herkes bunu teneffüs edebiliyor. Ben mikrop saçıyorum şu anda. Evden çıkmamam gerekiyor. Demek ki tedavimi düzgün, beslenmemi çok iyi yapmam gerekiyor. Ben bulaştırmam ya da ben hastayım, herkes hasta olsun diye böyle düşünmemek lazım. Evet. Sağlığımıza dikkat etmek zorunda. Sağlıklı beslenmek. Sağlıklı beslenmek için de zaten çok fazla bir şeye gerek yok ki. Yani mevsimine göre meyve tüketmek değil mi? Yani evet. Şu anda mevcut olan işte portakal, mandalina bizi bunlardan korumak için yeterli. Fast foodlardan kaçınarak çorba, bir kase çorba içmek daha faydalı. Sebze, meyve ve mevsimine göre özellikle bunu da belirtiyoruz. Evet. Ve doğal olan her şeyden beslenerek, sigara içmeyerek, alkol tüketimini yapmayarak demek ki korunması çok da zor bir hastalık değil. Elimizdeki evet. Bir şey aslında. Evet, tedavisi kolay. Tedavisi kolay. Aynen. Çok pahalı bir şey de değil. Çünkü mevcut olan şu anki mevsimsel meyvelerden tüketirsek de C vitamini özellikle alırsak da bizi bundan koruyacak. Çok zor değil sevgili dinleyiciler. Doktorumuzun da size anlattığı gibi verem hastalığından korkmak yerine varlığında da saklamak yerinde acaba ben verem hastasıyım. Ben bunu söylersem insanlar benim için ne düşünür? Hangi gözle bakar? Bazen verem hastalığı acaba kanser hastalığı mı gibi böyle bir karışıklık söz konusu oluyor. İnce hastalık denmesinden nedeniyle galiba. İnce hastalık olması sinsi bir hastalık olmasından kaynaklanıyor. Onun için herkes verem hastası olabilir. Ben de olabilirim. Siz de olabilirsiniz. Doktorumuz kendisi bile olabilir. Onun için önemli olan tedaviden kaçmamak. Hazır bunu söylemişken ben Artvin'deki verem savaş dispans serindeki mevcut hasta sayısını merak ediyorum. Yani isimlerini deşifre etmeden bir sayı vermemiz mümkün mü? Ya işte programın başında söylemiştim. Evet. Şu anda hani 2016 yılında hala tedavi almakta olan hasta sayımız 14. Yani hani daha önceki yıllara baktığımız zaman aslında biraz düşüş eğrisinde olduğunu söyleyebiliriz. Hani bu da hani veren savaş dispanserinin ve hani hastaneyle koordine hani bu tedavi şeyin şemasını, koordinasyonunu iyi uyguladığımızı gösteriyor herhalde. Hani o yüzden hani kimsenin de korkmasına veya şey yapmasına gerek yok. Hani zaten dediğim gibi tedavisi çok mümkün olan bir hastalık. İlaçları muntazam kullandığınız zaman gerçekten korkulacak bir hastalık değil. Yani insanlarda biraz öyle bir algı var tabii çok eskiden çünkü çok büyük can kayıplarına sebep olan bir hastalık ama artık günümüzde öyle değil. O yüzden hani insanlar da bu algıyı yavaş yavaş kırmalı. İşte zaten eskiden böyle değildi. Belki de ölümler olduğu için insanlarda bir korku sarıyor ince hastalıktan veremden öldü diye ama şimdi zaten sizler bunların DGT dediğiniz işte doğrudan gözetim tedavisiyle zaten içip içmediğini kontrol ediyorsunuz. Peşini bırakmıyorsunuz hastaların evet, kısacası. Aynen. Sürekli kontrole çağırıyorsunuz. Onları evlerinde ziyaret ediyorsunuz. İlaç içip içmediklerini soruyorsunuz. Yani bu dönemde kimsenin hayatını bu hastalıktan kaybedeceğini sanmıyorum. Çünkü böyle bir imkanımız var. Sağlıkta gerçekten farklı reformlar olduğu gibi gerçekten çok iyidir diye düşünüyorum bu anlamda da verem savaş dispanserini varken kullanalım kullanmasını bilirim diyoruz. Evet sevgili radyo dinleyicilerimiz bir gündem programında sonuna geldik. Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği'ne organizasyon için Verem Savaş Dispanseri Doktoru Volga Ulaş Ercan Bey'e de bu bilgilendirmelerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ayrıca bir teşekkürü de bize bu imkanı her daim sunan Radyo 08'in sahibi Sedat Varan'a da halkımız ile buluşmamızda Genel Sekreterliğimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Başka bir özel gün haftada buluşmak dileğimizle diyoruz ki verem tedavi edilebilen bir hastalıktır. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Geri dönersen dön, ben burada.
yaşıyorsan mı buradayım? Yerim belli, yurdum belli. Biraz gururda, biraz mağrurdayım. Geri dönersen dön, ben buradayım.